Merhabalar. Bugün saç egzamasını anlatmak istiyorum. Saç egzaması nedir? Belirtileri nelerdir? Teşhisi, tedavisi nasıl yapılır? İşte bütün bunları konuşalım istiyorum. Saç egzaması denilince özellikle kafa derisinde kaşıntılı kızarıklarla kendini gösteren, hayat kalitemizi bozan duruma biz saç egzaması diyoruz. Saç egzaması oldukça sık görülen hastalıklardan bir tanesi. Birçoğumuzda vardır. Saçımızda problemleri olan birçok insan çevremizde var. Peki belirtileri neler? Özellikle saçlı deride kuruluk, kaşıntı, yara gibi kızarıklarla kendini göstermektedir. Hafif belirtileri kepek olarak kendini gösterebilir ama bazen ağır olduğu zaman da orada üzerine mikrop eklenebilir, kaşıntının ciddiyeti artabilir. Peki saç egzamasına neden olan faktörler neler? Bunların en önemlilerinden bir tanesi seborik dermatit, ikincisi atopik dermatit, üçüncüsü alerjik kontak dermatit, yani temasa bağlı dermatit. Bu üç tabloyla genelde karşımıza çıkıyor. Bunlardan en birincisi seborik dermatit sıklıkla kafamızdaki konaklar şeklinde kendini gösteriyor ve dökülmeler oluyor. Saçımızda konak şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Atopik dermatit ise bazen egzama olarak karşımıza çıkan bu durumda özellikle eklem yerlerimizde de kaşıntı vardır. Eklem yerlerinde kaşıntı varsa, kulak arkasında kaşıntınız varsa o zaman atopik dermatitle ilgili bir tablo olabilir. Bazen de kullandığımız deterjanlar, buna bağlı kullandığımız sabunlara bağlı, şampuanlara bağlı, kullandığımız bu ürünlere bağlı da özellikle saç için kullandığımız şampuanlar, sabunlara bağlı da bazen temasa bağlı alerji kontak dermatit olabiliyor. Ve bu alerji kontak dermatite yapan bir önemli neden de saçlardaki boyalardır. Boyalar da alerji kontak dermatite neden olabiliyor. Ve kokulu sabunlar, şampuanlar, kimyasallar da alerji kontak dermatite neden olabiliyor. Peki bunun teşhisini nasıl koyuyoruz? Özellikle saçlı bölgede kaşıntılı kızarıklık varsa ve saçlı deride pullanma varsa, kızarıklık varsa o zaman aklımıza saç egzaması gelmeli. Burada saç egzamasında tabii önemli olan seborik dermatit mi, atopik dermatit mi, alerji kontak dermatit mi ayrımını yapmak gerekiyor. Hafif bir pullanma ise bu konağa iyi gelen şampuanlar kullanılabilir. Şampuanlarla tedavi olmayan durumlarda bir üst basamağa geçilebilir. Çünkü seborik dermatitin biliyoruz ki nedeni bu bölgedeki mantarlara bağlı oluyor. Mantarların ürünlerine bağlı özellikle immünolojik reaksiyonlar olabiliyor ve hücrelere zarardan olabiliyor. Onun için mantara yönelik şampuanlar kullanılabilir. Bazen mantara yönelik kremler ve kortizonlu kremler de kullanılabiliyor. Atopik dermatit varsa atopik dermatite yönelik yaklaşım yapmak lazım. Özellikle altta yatan bir neden var mı, besin alerjisi var mı, başka bir tablo var mı yok mu bunu değerlendirmek gerekiyor. Alerji kontak dermatit için ise yama testi yapmak gerekiyor. Yama testinde acaba bir metale karşı, nikele karşı, kobalta karşı alerjimiz var mı yok mu bunu değerlendirmek gerekiyor. Kimyasallara karşı alerjimiz var mı bunları değerlendirmek gerekiyor. Varsa çünkü bunları da engellememiz gerekiyor. Bakıyorsunuz nikel alerjiniz var. Tamam küpe takmıyorsunuz ama nikel içeren birçok besin var. Besinleri tüketiyorsunuz. Bu besinlere karşı diyet yapmak gerekebilir. Bunları özellikle nedenine yönelik bir tedavi yapabilmek için testlerin yapılması gerekiyor. Bunun dışında tedaviye gelecek olursak da tedavide de özellikle hafif kullanmalarda ne yapıyoruz? Kullanmaya yani bu konağa yönelik tedaviler kullanıyoruz. Şampuan kullanıyoruz. Ağır konak tedavilerinde mantara yönelik kremler, şampuanlar veya kortizon içeren kremler kullanabiliyoruz. Bunun dışında eğer atopik dermatite bağlıysa atopik dermatite yönelik tedaviler kullanıyoruz. Alerjik kontak dermatite bağlıysa yine tedavide kortizonlu kremlerden faydalanabiliyoruz. Antihistaminikler kullanabiliyoruz ve bu alerji kontak dermatite olan faktörlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Ve saç köklerinin nemlendirilmesi için de banyodan sonra özellikle bir tas suya banyo yağı koyarak saç köklerini ovarak dururlarken nemlendirmemizde fayda var. Bu şekilde de saç köklerinin nemli tutulması ve arada da yine haftada bir iki kere yine bu mantara yönelik şampuanların kullanılması tekrarlamasını engelleyecektir. Sonuç olarak saç egzamasının teşhisini, tedavisini anlatmış olduk. Bazı hastalıklarla tabii ki karışabilir. Onun için tedaviye cevap vermeyen bir durum olduğu zaman da özellikle bir alerji doktoru veya bir dermatoloji
doktoru tarafından değerlendirilmesinde fayda var. Çünkü sedef hastalığı var mı yok mu diye de bazen değerlendirmek gerekebiliyor. Sonuç olarak saç ekzamasını anlatmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alerji Doktoru Instagram sayfasını, Alerji Doktoru TikTok sayfasını takip ederseniz seviniriz. Ve YouTube kanalıma abone olup bildirimlerinizi açarsanız sevinirim. Herkese alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.